Hacı Arif Bey Restorant'ın sahibi Mehmet Arif Özdemir, 15 yaşında Gaziantep'ten Ankara'ya gelir ve zamanın ünlü şato kebapçısında çalışmaya başlar. Girişimciliği seven Arif Bey, bir süre sonra yine kebap üzerine kendi yerini açar. 1986 yılında Tunus Caddesi'nde Hacı Arif Bey Restorant'ın temellerini atar. Buranın müdavimleri arasında günümüz iş ve politika dünyasının ünlü isimleri bulunmaktadır. 1989 yılında şu anki yerine, yani Günüz Sokağı taşınır ve halen burada hizmet vermektedir. Bu haftaki bölümümüzü de bir başarı hikayesiyle açtık. Mehmet Arif Özemir'e biz de teşekkür ediyoruz TV8 ekibi olarak. İkinci kuşak olarak Gülşah Gözübüyük var yanımızda. Merhaba Gülşah Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Biraz babanızla ilgili sizden de bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Babamız, kurucumuz Mehmet Arif Özemir. 1987 yılında Ankara Tunus Caddesi'nde Hacı Arif Bey'in temellerini atıp 89 yılında Günüz Sokak'ta faaliyetine devam etmiş ve o günden bugüne kadar da aynı adreste hizmet vermekteyiz. Biraz sizi de tanıyabilir miyiz? Ben ailenin büyüğü, tek kızı Gülşah Gözübüyük, iki erkek kardeşim var, üç kardeş bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Peki Hacı Arif Bey Restorant Ankara'da çok da güzel bir restorant. Bu restorantla ilgili bize bilgi aktarabilir misiniz? 89 yılında kurulduk. Sayın rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in evinin karşısında Günüz Sokak'ta olmamızla tanındık. O günden bugüne de aynı hizmet kalitesi, aynı güler yüz, aynı ekiple, değişmeyen ekibimizle mutlulukla, huzurla, güvenle hizmet vermekti. Şimdi baktığımız zaman en yeni çalışanınız 16 yıllık ve çok da güzel bir personeliniz var. Gayet samimiyetle, güler yüzle karşılıyorlar. Biz de gayet bu ambiyansı gördük, tattık. Lezzetleriniz de zaten ayrıca bir durum. Peki personel seçimlerinde özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Güzel soru. Hacı Arif Bey bir okul. Biz mezun vermiyoruz. Ya yani uzun vadeli. Aslında mezuniyet alan, emeklilik değil mi? Emeklilik, emekli olup hala devam eden arkadaşlarımız mevcut. Biz bu okulun öğrencileriyiz. Burada büyüdük. Burada yetiştik. Aynı ekip, götürebildiğimiz kadar da sona kadar götürmeyi düşünüyoruz. Ki baktığımızda lezzet durağı dediğimizde de akla gelen ilk yer değil mi Ankara'da Hacı Arif Bey? Çok şükür. Yani bunun mutlak gururunu taşıyoruz. Yılanmış, eskimeyen lezzetiyle, ekibiyle aynı adreste bulunmak bizi ayrıyeten mutlu ediyor. Şimdi restoranınızın neresine bakarsak bakalım tarih kokuyor. Bu bir gerçek. Ailelerin çok konforlu gelebileceği, özellikle çocuklu ailelerin çok rahat edebileceği bir restoran. Yenilenmeye de açık, yeniliğe de açık bir restoran. Bununla da alakalı bilgiler verebilir misiniz? Kuruluşumuz itibariyle balıklarımız ve kaplumbağalarımızla ünlüyüz. Onunla ilgili küçük küçük bir anımız var, bunu anlatmak isterim. Yemeklerini yiyen çocuklara küçük su kaplumbağaları hediye ettik biz. Yıllar yıllar önce. Büyüyen su kaplumbağaları evde bakılamadığı için bize tekrar döndü. Ve bu noktada onlarla ilgili bir havuz kurduk. Bizim kaplumbağa havuzumuz da var. Balıklarımız hiç değişmez. Piranalarımızla ünlüyüz. Bunlar değişmeyen, görsel açıdan hani bizi farklı kılan özelliklerimizden birkaçı. Ki lezzetlerimizden bahsedebilir miyiz? Güneydoğu mutfağını taşıyoruz. Antep, kökenimiz Gaziantep. Kebap üzerine konsept, et üzerine konsept asıl olarak. Elimizden geldiğince aynı ustanın elinden çıkardığımız lezzetleri müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Onun yanı sıra iki erkek kardeşiniz de burada zaten. Şimdi baktığınızda Hacı Arif Bey bir okul dediniz. Buradan mezun yok, ancak emekli olunuyor ama yine de devam ediliyor dediniz. Bu farkı sanırım bu yılları devirerek kazandınız diye düşünüyorum. Bir restoranda olmazsa olmazlardan biri sanırım o lezzetin hiç değişmemesi. Bu sırrı nasıl muhafaza ediyorsunuz? Tüm işlerde olduğu gibi, hani bu bir ekip işi hep söylediğimiz gibi, ben Hacı Arif Bey'i bir gemiye benzetiyorum. Biz aynı ekiple bu gemide yıllardır yol alıyoruz. Amaç sevgi, amaç hizmet, amaç dost kazanmak, müşterileri memnun etmek, bununla birlikte bir şeyler sunmak. Ama önceliğimiz hani kapıdan gelen misafirlerimizi mutlu etmek, mutlu çıkarmak.
Diğerleri kendiliğinden geliyor zaten. Şimdi bu kadar güzel şeyler var. Peki organizasyon olarak, toplu yemek olarak neler yapıyorsunuz? 500-550 kişiye aynı anda hizmet verebiliyoruz. Ayrıca bununla birlikte kapalı bir salonumuz var. Gruplara özel yemek vermek isteyen misafirlerimize sunduğumuz. Bahçemiz, kış ve yaz bahçesi olarak kullandığımız bahçemiz var. 250-300 kişiyi ağırlayabildiğimiz. Grup yemekleri için özel alanımız da mevcut. Çeşitli organizasyonlar da yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Tüm organizasyonları yapıyoruz. Hazır yemeklerden bahsetmişken acaba soframıza gidip, masamıza gidip, sofra diyorum efendim, Türk adetinde sofra var çünkü. Ki Türk kültürüne de baktığınızda kebap, et olmazsa olmaz. Gülşah Hanım'ın da Mehmet Arif Bey'in de kökeninin Gaziantep olması da sanırım bu lezzetlere bir fark katıyor diye düşünüyorum. Sabırsızlandığımız için biz masaya gidiyoruz. Siz de bizimle beraber oraya gelin. Buyurun efendim. Soframıza geldik. Evet. Gördüğümüz üzere ilk misafirlerimize ikramlarımız değil mi bunlar? Evet. Açılışı önden işli köfte, küçük bardak altı diyoruz. Hı-hı. Küçük lahmacunumuz ve salata çeşitlerimizle başlıyoruz. Buradaki bardak altı biraz büyük ama... Biraz tabak altı, fındık lahmacun. İşte bizim alışılagelmiş Hacarpey lezzeti, hı-hı, bardak altı olarak ünlendiği için, hı-hı, o şekilde gidiyor. Fındık lahmacun. Şimdi lezzet olarak ciddi anlamda bir farkı olan bir yer burası. Ve farkla beraber de sanırım 80 çeşit bir menümüz var değil mi? Çok geniş bir menümüz var. Hı-hı. Evet. Yani çorbamız salata çeşitleri, olmazsa olmaz. Çorbamız, pidelerimiz, kebap çeşitlerimiz ve bize özeller, hı-hı, adıyla sunduğumuz, hani başka yerde bulamayacağınız özel lezzetler de mevcut. Ki birçok kişinin en büyük zevkidir içli köfte yemek. Ve içli köftenin üstüne limon sıkmak benim için bir güzellik. Evet. Ama herkes sever mi bilmiyorum. Evet. Özelliği nedir? İçli köftenin hamuru ince olmalı. Hı-hı. Eti bol olmalı. İçinde cevizler kendini göstermeli. Soğan olmalı ama asla etin önüne geçmemeli. Hı-hı. Onu çok iyi marine etmek gerekiyor. İşin sırrı bu. Aynı ustanın elinden çıktığı için içli köftemiz, hiç, hı-hı, değişmediği için, hı-hı, ustamız, lezzetimiz ve içli köftemiz de tanınırız ve seviliriz. Çünkü bir restoranın da baktığımız zaman lezzetinin hiç değişmemesi ona kalite katıyor diye çok düşünüyorum. Çok önemli, çok önemli. Evet. Peki özellikle şimdi önümüzde bir Ramazan süreci var ve Ramazan sürecinde de herkesin en çok istediği şey gidip güzel, keyifli bir Ramazan orucu açmak. Özellikle Ramazan arasında neler yapıyorsunuz? Ramazan aslında... Duygu arıyor insanlar. Ramazan'daki en büyük beklenti hani paylaşım. Çok paylaşım. Hani küçücük bir çorbayla da karın, aynen, doyuyor. Açlık bir anda bitiyor ama o doku, o nostalji, o ruh hali. Biz 500 kişiye aynı anda iftar yaptırıyoruz işletmemizde. Ve Ramazan'ın tüm ruhunu yaşatarak. Hı-hı. Hani bir yıl bekleyip bir gün gelmeyi planlayan, uzaklardan gelen, şehir dışından gelen müşterilerimiz mevcut. Ramazan'da burada olalım, hı-hı, Ramazan'da burada olmak bize uğur getiriyor, şans getiriyor diyen müşterilerimiz mevcut. Peki Ramazan'da sizi tercih edenlere özel bir menünüz var mı? Ramazan'da seçimli 4 menü sunuyoruz. Hani ben çok açım, hepsinden istiyorum diyen müşterimize, hı-hı, de özel bir şey sunuyoruz. Çok az yerim, ben çabuk doyarım diyen müşterilerimize de özel bir menü sunuyoruz. Herkes tercihine göre, hı-hı, seçtiği menüyle iftarını yapabiliyor. Çorbasından tatlısına kadar her şey mümkün. Tamamlıyor. Bunun yanında yemekten sonra bizim kendi ismimizle ünlenmiş olan yine meyve ve fıstık çerez ikramımız, hı-hı, mevcut. Çay, kahve sınırsız ikramdır. Bitki çayları sınırsız ikramdır bizim, hı-hı, işletmemizde. Yine öyle yani babamızdan devraldığımız sistemde ve hala hazırda bizimle devam eden sistemde de ikramlarımız çok fazladır. Biz de size Altaş Medya Evi olarak, TV8 ekibi olarak çok teşekkür ediyoruz. Hacı Arif Bey bizi ağırladığı için ayrıca bir teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Efendim biz yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.